ihtiyacı olurmuş bakayım. Reyhan, yoksa ters giden bir şeyler mi var? Bak panikletme beni. Sadece gurbettesin diye bu kadar durgunsun değil mi? Burada insanlar hiç bizim gibi değil. Tabii olmaz kızım. İnsan bu. Türlü türlü. Ben her gün işte neleriyle karşılaşıyorum bir bilsen. Haline şükredersin. Hiç böyle küçük şeyler için moralini bozma. Aşıksın sen kızım. Bunun keyfini çıkar. Bana bak. Çıkartıyorsun değil mi keyfini? Ya nasıl çıkarıyorum bir görsen kıskanırsın. Neyse. Bak annemlere falan kötü bir şey söyleme. Öylesine canım sıkıldı benim. Naz yapıyorum. Evham yapma onlara tamam mı? Sen merak etme yavru kuşum. Ben onları eğlendiririm bile. Hadi öptüm seni. Kapatıyorum. Bak enişteye selam söyle tamam mı? Sağ ol canım. Görüşürüz. Evet. Lüksel Hanım sizi salonda bekliyor. Sizinle konuşacakmış. Geliyorum. Beni çağırmışsınız. Farkındaysan geldiğin zaman sana hoş geldin diyen olmadı. Adetleriniz farklı demek. Bütün memlekette nasılsa bizde de adetler öyledir. Bir evde birine hoş geldin denmemişse o kişi o eve hoş gelmemiş demektir. Ve o evde fazla kalmaması gerektiğini bilir. Yoksa sizde böyle değil mi? Bizde kim gelirse gelsin buyur edilir. Sizin kadar katılaşmadık daha. Biz ailemize aramıza yakışmayanı almayız kızım. O yüzden sen oğlumu bırakacaksın. Bu aileye ancak bu aileye layık olan gelir. Oğlumuzu seviyorum. Ve ancak o bunu isterse giderim. Siz istediniz diye değil. Böyle konuşmayı nereden öğrendin sen bakayım? Anlamadım. O zaman şu pencereden kafanı uzat da bir bak bakalım. Anlamadın. Daha Vardar'la ailesine neler göreceksin. Ailene hayırlı bir evlilik istedim. İyi bir yere gelin gitmek için çırpınmanı anlarım. Ama seni gelin gönderdikleri yeri görmek istemeyecek kadar senden kurtulmak isteyen ailen şunu bilsin ki ailem gelecek. İstenmediğin yere gelmek sizde alışkanlık galiba. Ama muhtemelen bu ailenin ancak hizmetlerini görebilir. Mutfaktan öteye geçemezler. Birileri bir çocuğu gençlik heyecanından yararlanmak peşinde. Sana sonsuz bir şey. Bu ailenin ancak hayaliniz olur sizin. Yolun başındayken git de çocuğumu da ailesinden uzaklaştırın. Yakın. Reyhan, ne yapıyorsun sen? Gidiyorum ben. Sen gelmezsen tek başıma gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Ya bir otele, uçağa, ne bileyim ben. Herhangi bir yere. Artık yeter, dayanamıyorum. Şşş, tamam, tamam. Sakinleş biraz. Söyle bakayım. Seni kim üzdü bu kadar? Reyhan, söyle dedim. Ya mesele kimin üzdüğü değil. Benim yorulmuş olmam. Ya bırak beni gideyim ne olur. Burada bekliyorsun. Ben hemen geliyorum. Bu kadarı yeter. Kimse benim sevdiğim kadına saygısızlık edemez. Senin tek damla gözyaşın için gerekirse bu evi de dağıtırım. Bu şehri de. Babanız gelince iyi haberi hemen vereceğim.
Emirhan. Kim bundan sonra o kızı bir kere daha üzerse karşısında beni bulur. Reyhan benim karım. Onun için kiminle savaşmam gerekiyorsa savaşırım. Bu mesele artık çok uzadı. Haftaya bugün düğünümüz var. Düğün mü? Bizden olan düğüne gelir, olmayan da tercihini yapmış demektir.